Herkese merhaba arkadaşlar, Robotistan YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Selim. Bu hafta Pico 1X serisinin 7. videosuyla devam ediyoruz. Bu hafta yapacağımız projede Pico 1X üzerine bağladığımız toprak nem sensörünü evimizdeki herhangi bir saksı üzerine yerleştirerek Pico 1X'in modülleri sayesinde çıktı almayı sağlayacağız. Dilerseniz vakit kaybetmeden projemize geçiş yapalım. Evet, şimdi bu hafta diğer haftalarda yapmadığımız bir işlem yapacağız arkadaşlar. Yani ilk defa yapacağımız bir işlem olacak. Bu hafta Pico 1X üzerinde bulunmayan sensörlerden bir tanesi olan toprak nem sensörünü Raspberry Pi Pico üzerindeki pin noktalarını yani header'ları kullanarak sensörü Raspberry Pi Pico'ya yani Pico 1X'e bağlamış olacağız. Dilerseniz ilk olarak kullanmamız gereken modülleri bir kenara ayıralım. Biliyorsunuz ki geçen haftalarda Pico 1X'i kırmıştık. Ben yine plate'ine dizdim düzenli durması için. Şimdi sadece gerekli olan modüllerimi plate'den ayıracağım. Zaten anakart modülümü ayırıyorum. Bu hafta RGB LED kullanacağım için RGB LED modülümü ayırıyorum. Bir de OLED ekran modülümü ayırıyorum. Diğer modülleri kullanmayacağım için kenara alabilirim. Aynı zamanda bu hafta devremizde bir adreslenebilir RGB LED kullanacağız. Ben böyle hemen ofiste bulduğum halka şeklindeki RGB LED'i getirdim arkadaşlar. Buraya direkt oturduğu için ama adreslenebilir şerit RGB LED'leri kullanarak buraya şeyin üzerine, saksımızın üzerine yapıştırabilirsiniz. Daha temiz bir görüntü elde edebilirsiniz. Ben direkt kolaylık olsun diye buraya bu şekilde getirdim. Aynı mantıkla çalışıyor. Bunu bağlayabilmem için bir tane konnektör kablom var. Yine diğer sensörleri bağlayabilmem için diğer konnektör kablolarımı kullanacağım. Bu arada bir tane de plexi parçam var. Daha sonra çift taraflı bantı kullanarak bu plexi parçası üzerinde düzenli bir şekilde devremi kuracağım. Şimdi hangi sensörü nereye bağlayacağım? Plexin üzerinde yazıyor. Ona göre bağlantılarımı gerçekleştiriyorum. Şimdi Pico 1X modüllerini konnektörlü kablolar sayesinde kolay bir şekilde haberleştirdim. Dilerseniz diğer parçaları bağlayalım. Yani RGB LED'i ve toprak nem sensörümüzü devreye dahil edelim. Bunun için direkt RGB LED'imi şu şekilde yine konnektör kablomla hızlı bir şekilde bağlıyorum. RGB LED'in diğer tarafına bağlayarak RGB LED sayımı uzatmış oluyorum, fazlalaştırmış oluyorum. Şimdi dilerseniz toprak nem sensörünü bağlayalım. Toprak nem sensörüm biliyorsunuz ki iki parça olarak geliyor. Bu iki parça dişi dişi kablolar sayesinde birbirine haberleştirildi. Şimdi dişi erkek jumper kablolarımı kullanarak Raspberry Pi Pico ile haberleştirme işlemini sağlayacağım. Bunun için Raspberry Pi Pico W'nun pin out'una bakmam gerekiyor. Siz de ekranda göreceksinizdir. Ben oradan bakarak devremi kuruyorum. Burada devremiz için önemli noktalar var arkadaşlar. Bakın burada hemen plexin üzerinde yazıyor. Toprak nem sensörünün üzerinde yazıyor. 4 tane pin noktamız bulunuyor. Bu pin noktalarından bir tanesi VCC pini yani güç pini. Bir kablomu güç pinine bağlıyorum. Diğer kablomu GND'ye bağlıyorum. Hemen onun yanındaki GND. Toprak nem sensöründen analog bir çıktı almak istediğim için A0 pinine de bir kablo bağlıyorum. D0 pinini boş bırakıyorum. Ve şimdi Raspberry Pi Pico'ya bağlama işlemlerimi yapacağım. Şimdi burada arkadaşlar VCC'den gelen pini VCC'ye takmam lazım. Yani Raspberry Pi Pico'nun üzerindeki güç pinine bağlamam gerekiyor. Buradan hemen VCC turuncu renkli kablom. Onu hemen sağ üsttekine bağlıyorum. Bu arada ben ekrandaki pinout'tan yararlanarak bağlantı işlemlerimi gerçekleştiriyorum. Siz de aynı şey işlemi yapabilirsiniz. Buradan diğer pinim olan GND'yi bağlıyorum. Hemen sağdan 3. pinim de GND. Hemen bu pinin 4 tane altındaki pin de benim analog pinim olmuş oluyor. Aslında pin numarası GP28 olan pin analog pinim oluyor. Hemen onu da analog pine bağlıyorum. Şimdi gerekli devre kurma işlemlerimi tamamladım. Dilerseniz bunu plexi üzerinde düzenli bir şekilde yerleştirerek devremizi daha düzenli hale getirelim.
Projemizin mekanik kısmını tamamladık arkadaşlar. Yani projemizi Flexipart'ın üzerinde düzenli bir şekilde yerleştirdik. Bu arada burada header kabloları kullanmamın sebebi, dilerseniz bir tarafı konnektör, bir tarafı erkek jumper kablo olan kablomuzu da kullanabilirdiniz. Setin içerisinden çıkıyor. Burada ben Pico Brix üzerindeki header'ları kullanımını anlatmak için aslında toprak nem sensörünü bu şekilde bağladım. Bu şekilde bağladığımız arkadaşlar GP28 pinle bağladım. Burada 28 pinini seçmemin, yani analog 28 pinini seçmemin sebebi, bu projede oraya bağlı olan herhangi bir sensörü, Pico Brix sensörünü kullanmadığım için seçtim. Yani eğer ki bir farklı bir modülün bağlı olduğu bir pin noktasını seçseydim, o modülle beraber toprak nem sensörünü kullanamazdım. Burada şu anda hazırladığım projede analog 28, yani GP28 pininin boş olduğu için o pin. Şimdi projemizin mekanik adımlarını tamamladık. Yani plexi parçamız üzerine gerekli modülleri doğru bir şekilde yerleştirdik. Dilerseniz projemizin kodunu hazırlamaya geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi proje sayfamı açtım ve Pico Brix'im bağladım arkadaşlar bilgisayarıma. Buradan Pico Brix IDE üzerinden bağlantı işlemimi gerçekleştireceğim. Yine her projede bahsediyorum ama bu projede de bahsetmekte fayda var. Daha önce firmware'imi ve bootsel işlemlerimi yüklediğim için, yaptığım için bu projemizde yapmamıza gerek yok. Direkt buradan fiş ikonundan portumu seçerek bağlantımı gerçekleştirdim. Şimdi ilk yapmamız gereken işlem neydi arkadaşlar? Pico Brix bloğumuzu buraya sürüklemekti ve yaptıracağımız bütün işlemleri bir döngü içerisinde sürekli olarak tekrar ettirmek istediğim için buradan Loops'tan Forever'ı aldım ve hemen Pico Brix bloğumun altına sürükledim. Şimdi yapmam gereken ilk işlem arkadaşlar, burada toprak nem sensörümü bağlamıştım. Toprak nem sensörümü bağladığım pini bir değişkene atamak. İlk olarak buradan geldim. Bir değişken oluşturacağım. Bu değişkene toprak nem sensörü diyorum, yani soil. Ve buradan set bloğumu sürükledim. Bu işlemi sürekli olarak yapılmasını istiyorum. Yani sürekli bu set değeri toprak neminden algıladığı değere göre değişmesini istiyorum. O yüzden bunu bir forever bloğunun içerisinde gerçekleştiriyorum. Şimdi buradan yapacağım işlem arkadaşlar, analog okuma yapacağım için bu analog pini aldım ve buraya sürükledim. Şimdi bağladığım pin 28 olduğu için buradan 28'i seçiyorum. Bu değer şu anda bana 0 ile 65.535 arasında bir değer döndürecek. Ben bu değeri kısıtlamak istiyorum arkadaşlar. 0 ile 100 arasında kısıtlamak istiyorum. O yüzden buradan mat bloklarından rescale bloğunu kullanacağım. Buradan 65.535 arasında olan değeri 0 ile 100'e sınırladım. Bu değerimi hızlıca serial monitörde çıktısını almak istiyorum. Bakalım yanlış bir işlem yaptırdım mı? Ki olabilir. Belki devrede pinleri kurarken yanlış bir işlem yapmışımdır. Bu şekilde kontrollü çalışmakta fayda var. Geldim ve bunu buraya sürükledim. Bakalım doğru çıktığı alacak mıyız? Run dedim. Şu an çok hızlı değerler dönüyor. Ufak bir bekleme ekleyeceğim. Rahat bir şekilde görebilmek için. Bir saniye yeterli diye düşünüyorum. Aldım ve buraya sürükledim. Evet, şu an 81'li bir değer alıyorum. 0 ile 100 arasında bir değer alıyorum. Bu arada bu değer yine tam sayı değil. Birazdan bunu tam sayı yapacağız. Evet, çıkarttığım zaman değer düşüyor. Evet, şu an yaptığım işlemler doğru gibi gözüküyor. Durdurdum. Bakın burada round eklemeyi unutmuşum. Yani tam sayı değeri istiyorum. Bana tam sayıyı yuvarlamam gereken matematik bloğunu buraya sürükledim. Şimdi toprak nem sensörümüzü bağladık ve test ettik arkadaşlar. Doğru değerleri alıyoruz. 0 ile 100 arasında. Şimdi yapacağımız işlem RGB LED değerini toprak nem değerinden algıladığımız değere göre farklı renklerde yakmak istediğimiz için arkadaşlar. Bir de RGB LED için LED value adında bir değişken oluşturacağım. Bu değişken de yine toprak nemden algılanan değere göre 0 ile 25 arasında değişiklik gösterecek. Buradan geldim ve LED value adında bir değişken oluşturuyorum. Bu değişkende yine şuradaki aynı işlemleri kullanacağım için burayı duplicate ettim. Sadece şurayı değiştireceğim. Bu değişken toprak nem sensörünün değerine göre değişeceği için onu aldım ve buraya sürükledim. Şimdi içerisindeki değerleri değiştireceğim. Burada sıfırla, biliyorsunuz ki az önce yukarıda sıfırla 100 arasında kısıtlamıştık soil moisture value'yu. Bunu da 25 ile 0 arasında, yani tersten bir şekilde olsun istiyorum.
Ki ona göre algıladığım o değere göre aslında acı bile de aydınlatacağım. 25'e 0 diyorum. Şimdi 0 ile 100 arasındaki bu değeri bana 25 ile 0 arasında kısıtlamış olduğu. Dilerseniz bunu da bir test edelim. Buradan Variables'tan geldim. Serial monitörün içerisine, serial print'in içerisine LED boyu yapıştırdım. Ve evet, burada şimdi çıkarttığım zaman değerin azaldığını görüyorum. Evet, doğru bir şey. Tekrardan batırdığım zaman aynı. Yüksek bir değer elde ediyorum. Tamam. Şimdi gerekli değişken tanımlaması işlemlerimizi yaptık. LED value değerini de test ettiğimizde doğru değerler algıladığımızı gördük. Şimdi yapacağımız işlem arkadaşlar bu algıladığımız değerleri OLED ekran üzerinde yazdırmak. Aslında koşul yapımızı oluşturmadan önce OLED ekranda yazması gereken değerleri hemen oluşturalım. Burada ben gereksiz olan blokları hemen sağ tarafa atıyorum. OLED ekran bloklarından geldim. Hemen en başa diyeceğim ki şimdi ekranın en altında show screen demem gerekiyor ki sürekli ekran güncellensin. Burada ilk olarak bir an diyorum, ekranın üzerindeki konumuna bakacağım. Evet, şu an value'yu biraz ortalamak istiyorum. O yüzden X değerini biraz artıracağım. Bunu 45 yaptım. Tekrardan dedim. Çok geldi. Şöyle yapacağım. Evet. Yeterli gibi duruyor. Şimdi algıladığım bu değeri toprak nem sensöründen algıladığım değeri, yani değişkenin değerini de hemen bunların altına yazdıracağım. Tekrardan geldim display bloklarından. Buraya buradan direkt duplicate ediyorum. Run dedim. Evet, toprak nem sensöründen algıladığım değerde bakın burada yazıyor. Şu anda üst üste yazmasının sebebi ekranı temizlememiş olmam. Hemen bunların altına da bir tane clear getireceğim. Hatta en üste direkt clear koyuyorum. Şimdi tekrardan run dedim. Bakın daha temiz değerlere geliyoruz. Evet, toprak nem sensöründen algıladığım değeri de yazdırmış oldum. Şimdi bir diğer yapacağım işlem arkadaşlar, koşul yapısına geçmeden önce bunu unutmayalım. Adreslenebilir RGB ledlerimizi farklı farklı koşul yapısının içerisinde farklı farklı renklerde yakacağımız için ilk olarak RGB ledimizi sıfırlamamız gerekiyor. Bu sıfırlama işlemini yapalım. Yani RGB ledimizi temizlememiz gerekiyor. Burada ben adreslenebilir RGB ledler için gerekli olan bloğumu aldım. Bakın burada aslında 3 farklı RGB LED bloğu görüyoruz. Bir tanesi clear etmemiz için. Burada eğer ki Pico 1X üzerindeki tek RGB LED'i kullanmak yerine devreye farklı RGB LED'ler dahil ediyorsak burada gördüğümüz RGB LED'i kullanmamız gerekiyor. Bloğu kullanmamız gerekiyor. Bu bloğu neden kullanıyoruz arkadaşlar? Bakın bu bloğun hemen en sağ tarafındaki parametre kısmına kaç tane RGB LED kullanacağımızı girebiliyoruz. Ben bu devrede 25 tane RGB LED kullanacağım için burada 25'i işaretliyorum. Hemen temizlemesi için de 00 diyorum, yani 000 renklerinde 25 RGB LED'i yak diyorum, yani temizliyorum. Şimdi koşul yapımızı oluşturmaya başlayabiliriz. Buradan if bloğumu aldım. Bunları duplicate ederek çoğaltacağım. Dilersek else if'i de kullanabiliriz tabii ki de, buradan artı diyerek else if'i de kullanabiliriz. Evet. Ben buradan logic bloklarımdan eşitlik bloklarımı alarak devam ediyorum. Burada LED value değerine göre, aslında LED value değişkeninin değerine göre değerler üreteceğim, bir çıktı üreteceğim. Koşul yapılarımızı oluşturduk arkadaşlar. Oluşturduğumuz koşul yapılarının içlerini doldurmadık. Dilerseniz şimdi içlerine bakalım. Yani bu koşulların içerisinde eğer ki bu koşullar gerçekleşirse devremizde ne gibi bir çıktı alacağız, onu oluşturalım. Şimdi eğer ki LED value 5'ten küçükse, yani toprak nem sensörüm yeteri kadar, yani toprağım yeteri kadar nemli değilse RGB LED'leri kırmızı olarak aydınlat. Buradan RGB LED bloklarından geldim. Bloğumu aldım. Ve kırmızı olarak aydınlanmasını istediğim için diğer G ve B'yi, yani yeşil ve
mavi renklerini sıfırlıyorum ve buradan yine adresimi 25 yapıyorum. Eğer ki led volume, yani topraktan aldığım değer 0 ile 25'e küçültüldüğünde, yani indirgendiğinde, eğer ki 5 ile 10 aralığındaysa, yani ortalama bir nem değerindeyse, bunu da mavi olarak aydınlatıyorum. Buradan 0 yaptım. Maviyi 255 yapıyorum. Eğer ki led value 10 ile 16 aralığındaysa, bu sefer de yeterli nem miktarında olduğunu belirtmek için yeşil olarak aydınlanmasını istiyorum. Ve eğer ki bu değer 16 ile 25 aralığındaysa, yani çok fazlaysa, şu şekilde bir döngü vermesini istiyorum. Yine kırmızı yaksın ki çok fazla nemli olması da aslında toprak için, çiçek için iyi bir durum değil. Yine tekrardan kırmızıyı yak diyorum. Hatta bu değeri biraz daha şöyle yapabiliriz. Bu 16'yı biraz daha fazlalaştırıp şöyle 20 yapıp bunu da 20 ile 25 arasında diyebiliriz aslında. Evet. Kod bloklarımız hazır gibi. Ben şimdi çalıştırıp bir test edeceğim. Bakalım bir eksik var mı? Unuttuğumuz bir nokta var mı? Evet. Şu anda bakın bütün blokların yandığını görüyorum. Bütün ledlerin yandığını görüyorum. Ve çok fazla hızlı hızlı yanıyor. Burada algıladığımız led değerine göre şu anda çıkarttığımda kırmızı yanıyor. Aslında doğru işlemi yapıyoruz ama bakın burada aslında bekleme süremiz yok ve burada unuttuğumuz bir nokta var arkadaşlar. O da şu, variables bloklarından led value değerini burada adreslenebilir ledleri. Aslında ben bu ledlerin tamamının yanmasını istemiyorum. Led value değerine göre kaç tane ledi aydınlatacağımızı belirlememiz gerekiyor. Led value değerini buradan kaç led kullanacağımı belirlediğim parametre alanına yerleştiriyorum. Ve her döngüm tekrar ettiğinde 0.3 saniye, yani 3 milisaniye beklemesi için gerekli bloğu oluşturdum. Şimdi kodumuz hazır gibi arkadaşlar. Dilerseniz kodumuzu çalıştırarak devremizi test edelim. Tekrardan Rumble butonuna basıyorum. Evet, gördüğünüz gibi yeterli nem miktarı olduğu için şu anda yeşil olarak aydınlanıyor ve led value değerine göre aydınlandığını görüyoruz. Aynı şekilde üzerinde de yazıyor. Şu anda tabii test ederken toprağımız yeterli nem miktarına sahip olduğu için yeşil yanıyor. Ben burada biraz daha suyu artıracağım için fazla nem olacak ve kırmızı yanmasını bekliyorum. Şu an çok fazla nemli olduğumuz için kırmızı uyarıyı alıyoruz. İleride toprak kuruduğu zaman bu yeşile dönecek. Daha sonra maviye dönecek ve tekrar eğer ki yeter su eklemezsek nem değerimiz düşeceği için düşük bir şekilde kırmızı uyarı almış olacağız. Aynı zamanda OLED ekrandan değer algılıyoruz. Projemiz için gerekli bütün adımları tamamladık arkadaşlar. Kodumuzu oluşturduk. Onun öncesinde de mekanik ve elektronik adımlarımızı tamamlamıştık. Bu projemizde dediğimiz gibi evimizdeki herhangi bir saksıya Pico 1X'i kullanarak özellikler eklemiş olduk. İlerleyen haftalarda Pico 1X içerisindeki sera setimizi de aslında bu projeye benzer bir kit. Bu sera setini kurarak aslında burada yapmış olduğumuz saksıyı IoT projelerine bağlamış olacağız. Bu haftaki projemiz bu kadardı. Proje ile alakalı gerekli detayları açıklamalar kısmında belirtmiş olacağız. Eğer ki sormak istediğiniz bir soru varsa Robotistan Teknik Forum'da da sorunuzla alakalı bir başlık açarak sorunuzu sorabilirsiniz. Dilerseniz yorumlar kısmından da belirtebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.